Evet arkadaşlar, bu videomuzda görünüm kod bloklarını inceleyeceğiz. Görünüm genellikle sahnede dekor ve kuklanın görüntüsüyle ilgili yapmış olduğumuz sonra uygulama sonlanmış oldu. Bir kuklanın sahnede hareket etmesini sağlamak için yapmamız gereken kılıklar arasında bir geçiş sağlamaktır. Sahnede pandanın A ve B kılı bulunduğunu biz biliyoruz. Her kuklanın kılıklar sekmesine tıkladığımızda bu kuklaya ayrılmış olan bu kuklaya verilmiş olan kılıkları görmekteyiz. Bu pandanın sanki yürüyormuş gibi bir hareketi sağlayabilmemiz için kılıklar arasında değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yaparsak eğer panda sanki yürüyormuş gibi görüyoruz. Bunun için öncelikle pandanın kılıklar arasında bir değişiklik yapalım. Bu uygulamayı çalıştırdığımızda pek bir değişiklik göremedik. Aslında pandanın kılıkları arasında bir değişiklik oldu. Ancak bunu hızlıca olduğu için göremedik. Bunu sürekli tekrarlayalım. Şimdi nasıl olacağını inceleyelim. Sürekli tekrarladığımızda da pandanın kılıkları arasındaki yapılan değişikliği göremiyoruz. Aslında bu değişiklik yapılıyor. Ancak çok hızlı hareket ettiği için panda şu anda kılık değiştirdiğini gözümüz seçemiyor. Onun için pandanın kılık değiştirme kodları arasına birer saniyelik bekleme komutu eklediğimizde bir saniye aralıklarla pandanın kılık değiştirdiğini görüyoruz. Bu bir saniyeleri 0,2 olarak değiştirdiğimizde ise panda biraz daha gerçekçi bir kılık değiştirmeyle sanki gerçekten yürüyormuş gibi hareket ettiğini görmekteyiz. Görünüm kod bloklarında benzer işi sonraki kılık kod bloğu ile de yapabilmekteyiz. Yine sonraki kılık kod bloğunu kullanalım. Ve sürekli tekrarların içerisinde bu kod çalıştırdığımızda göreceğiniz üzere panda 0,2 saniye aralıklarla sonraki kılığa geçmektedir. Sahnemize birden fazla dekor ekleyebiliyoruz. Bu dekorları istediğimiz anda değiştirebiliyoruz. Dekorlar sekmesine tıkladığımızda sahnedeki kullanabileceğimiz dekorları buradan değiştirerek görebilmekteyiz. Görünüm kod bloğu içerisinde dekorun değiştirilmesini
istediğimizde yine sürekli tekrarla içerisinde dekorlar arasında değişiklik yapabilmekteyiz. İstersek burada yine bir saniye aralıklarla dekorları değiştirebiliriz. Bizim dekor 1 ve boardwork isminde iki dekorumuz oldu. Bir saniye aralıklarla dekorları değiştirdiğimizde göreceğiniz üzere dekorlar ve arka plan resmi değişmekte. Yine burada istersek sonraki dekor veya önceki dekor veya açık olarak geçmek istediğimiz dekoru belirtebilmekteyiz. Bir kuklanın üzerinde yapabileceğimiz renk etkisi değişikliğini bu kodumuzda göreceğiz. Bir saniye aralıklarla kuklanın renk etkisini 25 arttırdığımızda kuklanın renginin değiştiğini görüyoruz. Bu değeri 50 yaptığımızda biraz daha bariz bir şekilde renk etkisinin değiştiğini görmekteyiz. Sadece renk etkisini değiştirmiyoruz. Aynı zamanda farklı efektler de kuklaya burada verebilmekteyiz. Burada göreceğiniz üzere balık gözü etkisini 50 arttır dediğimizde kukla farklı bir hal almakta. Fırılda fuzi etkisi ise kuklanın yüz bölgesinde veya gövdesinde bir eğilme meydana getirdiğini görüyoruz. Mozaikle veya diğer efektleri kullanarak kukla üzerinde biçiminde farklılık meydana getirmekteyiz. Parlaklık etkisini arttırdığımızda da kuklanın giderek parladığını görmekteyiz. Hayalet etkisi ise kuklanın gittikçe şeffaflaştığını bize göstermektedir. Görünüm kod bloklarında gösterekileri temizle kod bloğunu kullandığımızda kukla üzerinde o ana kadar meydana gelen etkilerin temizlendiğini görmekteyiz. Kuklanın boyutunda bir değişiklik yapmak istediğimizde 10 birim büyüt veya 20 birim büyüt şeklinde bu kuklanın büyüklük veya küçüklüğünü ayarlayabilmekteyiz. Buradaki 10 birim büyüt kodunu yine -10 birim büyüt şeklinde değiştirdiğimizde de kuklanın gittikçe küçüldüğünü görmekteyiz. Kuklanın büyüklüğünü yüzde olarak değiştirmek istediğimizde de yine büyüklüğü istediğimiz değere ayarlayabilmekteyiz. Kuklanın büyüklüğünü %5 yap dediğimde oldukça küçük bir değer alırken kuklanın büyüklüğünü %105 yap dediğimde normal boyutundan biraz daha büyük olduğunu görmekteyiz. Kuklanın sahnede birkaç kukla ile birlikte çalışması durumunda kukların öne ya da şu anda gördüğünüz gibi 1-2 kuklası en panda kuklasının önünde görünmekte. Evet. Panda'ya üste çık komutunu verdiğimizde panda az önce 1-2 kuklasının altındaymış gibi gözükürken üste çık komutunu kullandığımızda panda 1-2 kuklasından bir tık öne gelmiş oldu. Bir katman alta in komutunu kullandığımızda ise panda 1-2 kuklasının alt katmanına inmiş oldu. Sahnede kullanmış olduğumuz pandanın ya da 1-2'nin kılık numaralarını sahnede görüntüleyebiliyoruz. Hemen bunu kullanalım. Sonraki kılık komutunu kullanarak kılık 1, kılık 2 arasında yapılan değişiklikleri burada görebilmekteyiz.
Şu anda mevcut kullanılan dekorun adını ve şu anki hali hazırda kuklanın, panda kuklasının büyüklüğünü yüzde olarak görmemizi sağlayan değişkenlere yandaki kutucuklara tıklayarak ulaşabilmekteyiz. Görünüm kod blokları da bu şekilde kullanmaktayız.